Arkası yarın. Yaşayan Ölüm 6. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Holding sahibi Kemal, ertesi gece bulunması gereken bir baloya kendisine çok benzeyen muhasebe müdürü Nazmi'yi bırakarak birkaç günlüğüne yazlık villasına gider. Baloda herkes, hatta Kemal'in nişanlısı Gülseren bile onu iş adamı zanneder. Gece yarısına doğru kimliği meçhul bir katil iş adamı zannettiği Nazmi'yi öldürür ve kaçar. Danışman Zafer polislere hakikati söylemez. Bu yüzden herkes Kemal'in öldüğünü sanır. Kemal katil yakalanıncaya kadar ölen muhasebe müdürü Nazmi kimliğiyle yaşamaya karar verir. Ne var ki Kemal, Nazmi'nin karanlık işlere bulaşmış biri olduğunu evine yerleştikten sonra anlar. Nazmi hem şantajcı hem de kumarbazdır. Kara Yusuf denilen bir mafya babası, Nazmi zannettiği Kemal'den kumar alacağını ister. Aksi takdirde öldüreceğini söyler. Kemal parayı nişanlısı Gülseren'den ister. Nişanlısının para yerine verdiği gerdanlık sahte çıkınca Kara Yusuf tekrar Kemal'i öldürmekle tehdit eder ve 24 saat içinde bu parayı getirmesini söyler. Ne yapacağını şaşıran Kemal yine Gülseren'in evine gider ama orada onu ölü bulur. Zafer! Zafer, uyudun mu? Aç şu kapıyı ya. Allah Allah. Evde mi yok acaba? Zafer! Zafer! Saat kaç olduğundan haberiniz var mı beyefendi? Küt küt kapıya vurarak bizi rahatsız etmeye hakkınız yok. Kusura bakmayın hanımefendi. Arkadaşım galiba uyuyakalmış da. Açmıyor diye kapıyı kıracak değilsiniz herhalde. Gayet tabii. Lanet olsun, bütün aksilikler de beni buluyor. Şimdi aklıma geldi. Ya bende evin anahtarları vardı. Tamam, açıp bakayım. Zafer! Zafer, ben geldim. Zafer! Zafer! Uyuyor musun yoksa? Hadi uyan arkadaşım. Benim Kemal. Zafer! Aman Allah'ım. Zafer. Zafer, ne oldu sana? Zafer. 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 Allah'ım. Zafer öldü. En yakın arkadaşım. Dostum. Akıl hocam öldü. Zavallı Zafer. Sen de benim meşhur katilimin kurbanı oldun. Önce ben, sonra Gülseren, şimdi de sen. Buradan hemen kaçmalıyım. Hemen kaçmalıyım buradan. Eğer polis gelirse bu cinayeti de benim üzerime yıkar. Benim üzerime bilerek yıkmaya çalışıyor. İşler iyice karışmaya başladı. Zafer'in son sözleri senin yaşadığını öğretmişler oldu.
Bu demektir ki Nazmi kimliğiyle yaşamak da tehlikeli, kendi kimliğimle yaşamak da tehlikeli. Nazmi olarak yaşayacak olursam hem kumar borcu yüzünden mafya peşimde, hem de cinayetleri benim işlediğimi sanan polis peşimde. Kemal olarak yaşamayı tercih edersem bu sefer de cellatlar peşimde. Yarabbim, nasıl sıyrılacağım bu karanlık işin içinden? Sen bana yardım et. Olmuş gibi bir de konaklama işi çıktı. Bütün bunlardan sonra Nazmi'nin evinde kalamam. Evet, aklıma bir şey geldi. Evet. Orada kimse bulamaz beni. Ne mafyanın ne de polisin aklına bile gelemez orası. Buyurun. Nazmi, yine mi sen? Defol kapımdan. Yok, durun, kapatmayın kapıyı. Yalvarırım, durun, dinleyin beni. Ne var, ne istiyorsun? Önce içeri girmek istiyorum. Lütfen, size her şeyi anlatacağım. Ne anlatacaksın bana? Bugüne kadar yaptığın kötülüklerden pişman olduğunu mu? Yok, yalvarırım, ne olur izin verin de içeri gireyim. Size her şeyi anlatacağım dedim. Eğer para istemeye gelmediysen gir. Yok para isteyeceksen havanı alırsın, serseri. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Komiserim, burada bir erkek cesedi var. Demek ihbar doğruymuş. Üzerine araştırın, ölen kimmiş bakalım. Zafer Yıldırım adında biri. Şimşek Holding Yönetim Kurulu Başkanı danışmanıymış efendim. Ne? Şimşek Holding mi? Enteresan. Bir gecede iki cinayet ve kurbanların ikisi de Şimşek Holding'le bağlantılı kişiler. Neler oluyor anlamıyorum. Biri bu holdingle ilgili insanları temizlemeyi kafasına koymuş galiba. Tek kurşuna vurmuş efendim. Ev içinde katille kavga ettiklerine dair bir belirti de yok. Kapıya baktınız mı? Katil içeriye zorla mı girmiş yoksa normal yolla mı? Kapıda herhangi bir zorlama yok komiserim. Bu da kurbanın katili evine gönül rızasıyla aldığını gösteriyor. Yani katil kurbanın tanıdığı biri. Parmak izi bürosunu arayın. Evin içinde parmak izi arasınlar. Katil mutlaka bir yerlerde parmak izi bırakmıştır. Affedersiniz, bir şey mi oldu da geldiniz? Evet, burada oturan şahıs cinayete kurban gitmiş. Ne? Zafer Bey öldürülmüş mü? Aman Allah'ım! Zafer Bey'i tanır mıydınız? Tabii, kaç yıldır burada otururdu. Çok iyi bir insandı. Bu gece buraya onun dairesine gelen birini gördünüz mü? Ay, şimdi hatırladım. Bir saat önce biri geldi. Zili çaldı. Açan olmayınca bu sefer kapıya küt küt vurmaya başladı. Ben de gürültüye sinirlenip dışarı fırladım. Ve kendisine bu saatte gürültü etmemesini bize söyledim. Bir dakika. Belki de katili olabilir. Tarif eder misiniz o adamı? Tabii, 40 yaşlarında, uzunca boylu, bıyıklı, yakışıklı bir adamdı. Peki kendisini bir daha görseniz tanır mısınız? Tanırım tabii, o kadar yaşlı değilim. Bulamadım daha. Estağfurullah. Bir dakika. İşte bakın, şu resimdeki adama... Bu, işte bu. Yani buna çok benziyordu bu gece buraya gelen adam. Yani Zafer Bey'in dairesinin kapısını elle açan adam... ...bu resimdeki adama çok benzeyen biri miydi? Evet, tıpkısından aynısı sanki. Teşekkür ederim hanımefendi. Bize çok faydalı oldunuz. Benim adım Nazmi değil. Ayrıca size ve başkalarına şantaj yapan bir adam da değilim. Öyle mi? Bu da başka bir numaran galiba Nazmi Bey. Hala anlamıyor musunuz? Ben Nazmi değilim diyorum size. Peki kimsiniz? Şimşek Holding'in sahibi Kemal Şimşek'im ben. Bakın, mutlaka gazetelerde okumuşsunuzdur. Spastik Çocuklar Vakfı balosunda öldürülen iş adamı vardı. İşte ben oyum. Hayya! Yani şimdi siz ölü bir iş adamısınız, öyle mi? Ay, ne hoş bir hikaye. Hem öldürüldünüz hem de karşımda capacanlı duruyorsunuz. Evet, yani hayır. Daha doğrusu o gece öldürülen bana çok benzeyen muhasebe müdürüm Nazmi'ydi. Yani
size şantaj yaparak hayatınızı zehir eden o Nazmi. Ben o gece baloda bulunmayacaktım. Bu yüzden de bana çok benzeyen muhasebe müdürüm Nazmi Bey'e biraz makyaj yaparak kendime benzettim. Ve o gece baloda herkes Nazmi Bey'i ben zannetmişti. Doğru mu bu hikaye? Yemin ederim size. Allah aşkına iyi bakın bana. Siz o serseriyi en iyi tanıyanlardan birisiniz. O sizi evlenme vaadiyle aldatmıştı. Bu demektir ki bir süre onunla yaşadınız siz. Öyle değil mi? Ha bugün ha yarın evleneceğiz diye oyalayıp durdu beni. Tamam işte. Mesela vücudunda belirgin bir iz yok muydu Nazmi'nin? Evet, sağ omuzun üzerinde bir leke vardı. Tamam bakın. Şimdi Nazmi olmadığımı ispat edebilirim size. Bir dakika izin verin bana. Buyurun bakın. Bakın işte. Benim omuzumda öyle bir leke var mı? Hayır yok. Şimdi benim Nazmi olmadığıma inandınız mı? Evet. Ama ona o kadar benziyorsunuz ki. Boyunuz, posunuz, gözleriniz, bakışınız, her şeyiniz adeta o. Biliyorum. Nazmi denen o iblis zaten bu benzerlik yüzünden öldürüldü. Peki o gece baloda sizi... yani Nazmi'yi öldüren katil yakalandı mı? Hayır. Zaten o yakalanmadığı için ben de ortaya çıkıp polise hakikati söylemedim. Zira katil yanlış birini öldürdüğünü anlayıp tekrar peşime düşecekti. Neden gülüyorsunuz Nilgün Hanım? Anlattığınız bu hikaye bana o kadar komik geldi ki. Yani sinema gibi bir şey. Zengin bir iş adamı. Kendisine çok benzeyen muhasebecisini yerine geçirtip baloya gönderiyor. O sırada bir katil sahte iş adamını hakiki iş adamı diye öldürüyor. Hakiki iş adamıysa katil yakalanmadığı için hakikati polise söyleyemiyor. Neden? Çünkü katil tekrar kendisini öldürebilir diye. Bu arada iş adamı kendi yerine öldürülen muhasebecisinin yerine geçiyor. Onun evine yerleşiyor ve onun kimliğiyle yaşamak istiyor. Ama yerine geçtiği adam pis bir serseri, ırz düşmanı ve şantajcı. Bu sefer de iş adamı yerine geçtiği adamın düşmanları ve kurbanları tarafından tehdit ediliyor. Haklısınız. Ama bazen işte böyle gerçek hayatta da oluyor Nilgün Hanım. Bildiğim kadarıyla sizin başınız Yusuf denilen bir mafya babasıyla da dertte, öyle değil mi? Evet, sormayın. O iblis, o namussuz Nazmi mafya babasına 1 milyar borçlanmış. Şimdi adam beni Nazmi zannedip parayı istiyor. Bu parayı ödemem için bana bir gün mühlet verdi. Yarın akşama kadar ödemediğim takdirde... Biliyorum, sizi öldürtecek. Bunu da yapar o adam. Hiç şakası yoktur. Peki ne yapacaksınız? Parayı ödeyecek misiniz? Ne bileyim, bilemiyorum. Eski nişanlımın evine gidip ona hakikati anlattım ve bu parayı istedim. Kendisi bana eskiden ona hediye ettiğim değerli bir gerdanlığı verdi. Ben de paraya karşılık Yusuf'a gerdanlığı verdim. Ne var ki gerdanlık sahte çıktı. Sahte mi çıktı? O zaman nişanlınız gerdanlığı satmış ha? Daha doğrusu satmak zorunda kalmış. Zira o da Nazmi denen serserinin kurbanlarından biriymiş. Sahi mi? Nazmi nişanlınıza da mı şantaj yapıyormuş? Evet. Çok içkili olduğu bir gece Nazmi onu evine götürmüş. Sonra da... malum sahneleri videoya alarak ona şantaj yapmış. Bir serseri. Ben yalnız bana şantaj yaptığını zannediyordum. Belki inanamayacaksın ama sana gelmeden önce eski karıma gittim. Ayrılırken ona milyarlar vermiştim. Ayrıca her ayda yine milyonlarca lira nafaka ödüyorum. Kendisine durumu anlatıp 1 milyar isteyecektim. O iblis, o hergele eski karıma da şantaj yapmış. Aman Allah'ım. İyi ki öldürmüşler Nazmi'yi. Peki nişanlınıza gerdanın sahte olduğunu söylediniz mi? Söylemek için bu gece gittim. Ama onu da öldürmüşler. Ne? Yani nişanınızı öldürmüşler mi? Evet. Öldüren her kimse polise de telefon açıp... katilin yani benim evde olduğumu söylemiş olacak ki... ben evde Gülseren'in ölüsünü bulduğumda polis arabaları olay yerine gelmekteydi. Zor kaçtım oradan. Sizi gören olmadı değil mi? Maalesef kapıcı gördü. O beni tanıyor. Sanırım polise adımı ve eşkalimi vermiştir. Düşünsenize başınız iyice dertti. Oradan da danışmanımın evine gittim. Başından beri bu karmaşık hikayenin tek şahidiydi o. Akıl danışmaya gittiğimde maalesef onu da can çekişirken buldum. Aman Allah'ım, yani danışmanınız da mı? Evet. Evet, biri onu vurmuştu. Son nefesinde bana söylediği son söz, senin yaşadığını biliyorlar Kemal oldu. Aman yarabbi. Hem nişanlınız hem de danışmanınız aynı gece öldürüldü ha. İyi ama onları kim neden öldürsün ki? Size gelirken yolda bunu çok düşündüm ve sonunda şu yargıya vardım. Nişanlım Gülseren'e ölmediğimi, hayatta olduğumu söylemiştim. Anlaşılan dilini tutamayıp birilerine söylemiş bunu.
O söylediği kişi de balo gecesi ben zannedip Nazmi'yi vuran katil olacak ki hem nişanlımı hem de danışmanımı öldürdü. Ve şimdi sizin yaşadığınızı öğrendiği için de sizi tekrar öldürmek için peşinize düştü. Evet, ama sadece peşime düşen katil olsa iyi. Nişanlımı öldürdüğümü, hatta belki de danışmanımı öldürdüğümü de sanan cinayet masasıyla kumar borcumun tahsilini isteyen mafya peşimde. Yalnız anlayamadığım bir şey var Kemal Bey. Bana Kemal deyin lütfen. Peki. Kemal, anlayamadığım nokta şu. Katil sizin, yani iş adamı Kemal'in peşinde. Peki polis ve mafya kimin? Nazmi'nin mi, Kemal'in mi peşinde? Doğru söylüyorsun Nilgün. Mafya tabii ki Nazmi'nin peşinde. Çünkü beni Nazmi olarak biliyor. Polise gelince sanırım onlar da Nazmi'nin peşindeler. Zira ben Kemal olarak balo gecesinde cinayete kurban gitmiştim. O zaman 1-2 saate kadar polis adresinizi tespit edip buraya gelebilir ve sizi yakalayabilir. Biliyorum. Ben de bu yüzden sizin kapınızı çaldım. Bana yardım etmenizi istiyorum Nilgün. Yardım edeyim? Nasıl bir yardım? Beni evinizde saklayabilirsiniz. Ama sizi burada aramak akıllarına gelmez mi? Neden gelsin ki? Bir kere mafya beni evinizde aramaz. Zira görünürde ben şantajcıyım, siz de benim kurbanımsınız. Öyle değil mi? Doğru. Yusuf sizin şantajcı olduğunuzu biliyor. Benim size para verdiğimi de biliyor. Hakiki kimliğimi bilen katil de burada aramaz beni. Zira sizinle ahbaplığım olduğunu bilmiyor. Polisin de beni burada araması için hiçbir sebep yok. Haklısınız. Peki olur, burada benim evimde kalabilirsiniz. Yaşayan Ölü isimli oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.